Arkadaşlar merhaba, Türkçehane'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının AYT Edebiyat Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere edebi akımlarla ilgili 3. testi çözmüş olacağım. 1. soruyla başlıyoruz. 1. soruda bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir? Akımın kuramcısı sayılan Şiir Sanatı adlı yapıtında akıl ve mantığı seviniz. Yaptıklarınız daima en büyük süsünü ve değerini ondan alsın sözüyle bu akımı özetlemiştir adeta. Arkadaşlar önce akımın tespitini yapalım. Bakın akıl ve sağduyu, akıl ve mantığı ön plana çıkaran akım hangisidir? Tabii ki klasizm akımıdır. Peki Şiir Sanatı adlı eseriyle bu akımın kuramcısı kimdir? Bu akımın kuramcısı da Boileau'dur arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda klasizm ve Boileau olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soru. Aşağıdaki akımlardan hangisi özellikle şiir türünde etkili olan bir akım değildir demiş. Parnasizm şiirde etkili olmuştur. Bunu elemiş oluruz. Sembolizm şiirde etkili olmuştur. Bunu elemiş oluruz. Empresyonizm yine şiirde etkili olan bir akımdır. Bunu da elemiş oluruz. Sürrealizm bu da şiirde etkili olmuştur. Garipçiler ve ikinci yeniciler etkilenmiştir biliyorsunuz bu akımdan. Bunu da elemiş oluruz. Naturalizm ise daha çok romanda etkili olmuş bir akımdır. Hatta romana deneysel roman anlayışını getiren Emile Zola'nın kuramcısı olduğu bir akımdır. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdakilerin hangisinde aynı edebi akımın temsilcileri bir arada verilmemiştir diyor. Lamartine ve Goethe, arkadaşlar bu iki sanatçı da nedir? Romantizm akımından etkilenmişlerdir. Bunu elemiş oluruz. Lebrun ve Chernil, bunlar da klasizm akımından etkilenmişlerdir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Tolstoy ve Stendhal, her iki sanatçı da realizm akımından etkilenmişlerdir. Bunu da elemiş oluruz. Mallarmé ve Baudelaire ise sembolizm akımından etkilenmiş sanatçılardır. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. C seçeneğine bakacak olursa Turgenev arkadaşlar bu sanatçı realisttir. Pushkin ise romantik bir sanatçı olarak karşımıza çıkar. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde naturalizmle ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Naturalizm, gözlem ile birlikte deneyi de uygulayan edebiyat akımıdır. Doğrudur. Gözlemin yanına deneyi de getirmiştir naturalizm. Bu ifade doğrudur. Bunu elemiş oluruz. 19. yüzyılın son çeyreğinde Fransa'da realizme tepki olarak doğmuştur. Bu dursun. Bu akımın determinizm anlayışını romana getirmiştir. Doğrudur arkadaşlar. Doğa aynı şartlar altında aynı sonucu doğurur demektir determinizm. Bu ifade doğru. Bunu getiren de naturalizmdir. Bunu da elemiş oluruz. Determinizme göre doğa olaylarında aynı koşullar altında aynı neden sonuçları doğurur. Demin ifade etmiştik. Doğru. Bunu da elemiş oluruz. Naturalizmin kurucusu ve en önemli temsilcisi Fransız yazar Emile Zola'dır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi 2 numaralı cümleye baktığımızda 19. yüzyılın son çeyreğinde Fransa'da realizme tepki olarak doğmuştur diyor arkadaşlar. Bu ifade yanlıştır. Çünkü naturalizm realizme tepki olarak değil, realizmin ileri bir aşaması olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Realizme tepki olarak değil, onun ileri bir aşamasıdır. Realizmde gözlem vardı. Fakat naturalizmde deney, laboratuvar, soya çekim, determinizm anlayışları var. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 5. soru. Yukarıda özellikleri verilen akım aşağıdakilerden hangisidir? 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. Aklın hiçbir değerinin olmadığını kabul etmişlerdir. Edebiyat ve sanattaki her türlü kurala karşı çıkmışlar. Kuralsızlığı kural edinmişlerdir. Her şeye kuşkuyla bakmışlar. Çevrelerindeki hiçbir şeyin varlığına ve doğruluğuna inanmamışlardır. Arkadaşlar, kuralsızlığı kural edinenler, aklın hiçbir değerinin olmadığını söyleyenler ve her şeye kuşkuyla bakanlar
bildiğiniz gibi Tristan Tizara'nın öncülüğünü yaptığı hangi akımdır arkadaşlar? Tabii ki Dadaizm akımıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fransız edebiyatında klasizm akımının temsilcilerinden biri değildir demiş. Bakalım. Boileau Fransızdır. Aynı zamanda klasiktir. Bunu elemiş oluruz. Zaten akımın da kuramcısıydı hatırlarsanız. Molière klasizm akımından etkilenmiştir. Fransızdır. Bunu da elemiş oluruz. Chernin, bu da Fransızdır. Aynı zamanda klasizm akımından etkilenmiştir. Bunu da elemiş oluruz. La Fontaine, Fransız ve klasizm akımından etkilenmiştir. Bunu da elemiş oluruz. Fakat Lemartin arkadaşlar Fransız fakat hangi akımdan etkileniyor? Romantizm akımından etkilenmiş bir sanatçıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi realizm ile naturalizmin ortak özelliğidir? Her düzeyde insanın anlayabileceği bir dil kullanılması daha çok naturalistlerin bir özelliği olarak karşımıza çıkar. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Yapıtlarında biçim ve içeriği eşit oranda güzelliğine önem verilmesi, bu da arkadaşlar realizmin bir özelliğidir. Naturalizmde böyle bir şey fazla ön plana çıkmaz. Bunu da elemiş oluruz. Betimlemelerin süs amacıyla yapılması her iki akımın da ortak özelliği değil. Betimlemeler var fakat süs amacıyla yapılmaz. Bunu da elemiş oluruz. Toplum için sanat düşüncesinin benimsenmesi bu daha çok naturalizmin özelliğidir. Realizmde ne vardır arkadaşlar? Sanat, sanat için anlayışı vardır. Bunu da elemiş oluruz. Fakat B seçeneğine baktığımızda ise roman yazımında gözlem ve belgelere önem verilmesi. Gözlem ve belge hem realizm için hem de nedir arkadaşlar? Naturalizmin ortak özelliğidir. Bunların vazgeçilmez özellikleridir. İkisinin ortak özelliğidir bunlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Bu parçada söz edilen akım aşağıdakilerden hangisidir? Gerçekliğin deneysel bilim mantığıyla edebiyata uygulanmasıdır. Émile Zola'nın deneysel romanda yazdıkları bu akımın ilkelerini ortaya koyar. Özellikle biyoloji bilimindeki gelişmelerden etkilenmişlerdir. İnsandaki kalıtsal özelliklerin ve hayattaki olumlu olumsuz her türlü görüntünün ele alınması akımın temel ilkelerindendir demiş. Bakın arkadaşlar, Émile Zola zaten bu akımın kuramcısı. Deneysel romanı edebiyata getirmiştir. Deney bunlar için en önemli unsurdur. Laboratuvar ortamında yapılan deneyler aynı zamanda biyoloji bilimindeki gelişmelerden etkilenmiştir diyerek kalıtsal özelliklerin hayattaki olumlu olumsuz yönleri diyerek soya çekime vurgu yapıyor. Bu akım hangisidir? Realizm değildir arkadaşlar. Sembolizm değil, klasizm değil, parnasizm değil. Tabii ki Émile Zola'nın kuramcısı olduğu ve deneysel romanın edebiyata getirildiği naturalizm akımıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Şiir, özündeki ahenkle kullanılmış insan dili yardımıyla varlığın dış görüntülerinin gizli anlamını ifade etmektir diyen bir sanatçı aşağıdaki edebi akımlardan hangisini savunuyor olabilir? Şimdi arkadaşlar, özündeki ahenk derken bakın şiirdeki ahenk unsurlarına dikkat ettiğini görüyoruz. Yani imgeye, mecazlara ve sembollere önem verdiğini söyleyebiliriz. Buradaki bu düşünceyi savunan sanatçıların. Aynı zamanda dış görüntülerin gizli anlamını ifade etmektedir diyor. Bu ne demek? Anlam bakımından oldukça kapalı, yoğun şiirlerin yazıldığını söylüyor bu düşünceyi savunan sanatçılar. Açıklık yerine kapalılığı, güç anlaşılan, her okuyanın kendine göre yorumlayabildiği bir şiir anlayışını ne yapmıştır? Savunmuştur buradaki sanatçılar. Peki bu hangi akımdan etkilenmiştir bu düşünceyi savunan sanatçılar? Romantizm olamaz, parnasizm olamaz, sürrealizm olamaz, ekspresyonizm de olamaz. Tabii ki anlam yoğunluğunu, anlam kapalılığını hissedildiği gibi yazmayı savunan ve ahenk unsurlarına önem veren sembolizm olacaktır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneğidir. 10. soru. Garipçiler
her türlü kurala ve önceden belirlenmiş kalıplara karşı çıkmışlardır. Kur'ansızlığı kural edinmişlerdir. Şiirde ölçü ve uyağa karşı çıkmışlardır. Garipçilerin bu parçadaki altı çizili özelliği aşağıdaki edebi akımların hangisinde vardır? Arkadaşlar bakın, kuralsızlığı kural edinen akım hangisiydi? Tristan Tzara'nın kurmuş olduğu, öncülüğünü yaptığı her şeye kuşkuyla baktıkları tabii ki Dadaizm'dir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İnsana ele almada onun fizyolojik yapısı, yaşadığı çevre, soya çekimi ve aldığı eğitimi öne çıkarırlar ve bu çerçevede insan gerçeğine ulaşmaya çalışırlar. İnsanın hür iradesi, manevi değerleri ve psikolojisi dikkate alınmaz. Çünkü onlara göre insanın her türlü davranışı tamamıyla maddi ve sosyal çevrenin, soya çekimin ve fizyolojinin ve eğitimin sonucudur. Arkadaşlar bakın, buradaki anahtar kelimelere bakacak olursak soya çekim ve fizyolojik yapıyı görüyoruz. Bunlar aynı zamanda deneysel romanı da edebiyata getiren Emile Zola'nın kurucusu olduğu kimdir? Naturalistlerdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 12. soru. Aşağıdakilerin hangisinde klasizm akımı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? İlkelerini Boileau, Şiir Sanatı adlı yapıtında ortaya koymuştur. Evet, klasizmin kurucusu Boileau'dur. Şiir Sanatı adlı eseri de bunun kurallarını, ilkelerini ortaya koymuştur. Bu ifade doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Racine ve Chornil, klasizmin trajedi alanındaki temsilcileridir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bunu da elemiş oluruz. Roman türünde Fenelon ve Madame de Lafayette, klasizm akımının önemli temsilcileridir. Evet, bu iki sanatçı da özellikle roman türünde klasizmin önemli sanatçılar arasında yer alır. Bunu da elemiş oluruz. La Fontaine, Fable, Molière ise komedi alanında klasizmin en önemli sanatçılarıdır. Bu da doğrudur. Zaten La Fontaine fabıllarıyla, Molière ise daha çok tiyatrolarıyla ön plana çıkmış bir sanatçı ve klasizm akımından etkilenmiştir. Bunu da elemiş oluruz. Montaigne, deneme türüyle klasizmin önemli isimlerinden biri olmuştur. Arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Çünkü Montaigne klasizmin değil, sizin de bildiğiniz gibi arkadaşlar, hümanizm akımının önemli temsilcilerinden biridir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 13. soru. Baudelaire ne şiir öğretir ne şair öğretmen diyor. Baudelaire bu düşüncesiyle aşağıdaki akımlardan hangisine karşı çıkmış olabilir? Arkadaşlar Baudelaire sembolizm akımının önemli temsilcisidir. Bakın, şiirin öğretmesinden, şairin öğretmesinden bahsediyor. Peki Baudelaire hangi düşünceye karşı çıkmıştır? Şiirde gerçekçilik düşüncesine sahip çıkıyor. Peki o halde karşı çıkmış olduğu akım romantizm değildir, sürrealizm değildir, empresyonizm değildir, sembolizm değildir. Şiirde gerçekçilik, yani realizm akımının şiire yansımış biçimi olan parnasizme ne yapmıştır? Sembolizm karşı çıkmıştır. Ona tepki olarak ortaya çıkmıştır. Baudelaire'in de karşı çıktığı düşünce budur. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 14. soru. Aşağıdakilerin hangisinde aynı akımın temsilcileri bir arada verilmemiştir? Breton, Aragon, Elaort. Bunların üçü de sürrealizm akımından etkilenmiş sanatçılardır. O yüzden bunu elemiş oluruz. Puşkin, Victor Hugo, Şötebiryan. Bunlar da romantizm akımından etkilenmiş sanatçılardır. Üçü de, bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Çehov, Turgunyev ve Balzac. Bu üç sanatçı da realizmin önde gelen sanatçılarıdır. Bunu da elemiş oluruz. Hemingway, Schitenbeck ve Maupassant, bunlar da naturalizm akımından etkilenmiş sanatçılardır. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğinde ise Cervantes ve Montaigne hangi akımın temsilcileridir? Bu iki sanatçı da hümanizm akımının önemli temsilcisidir. Fakat Molière'e baktığımızda, Molière arkadaşlar klasizm akımından etkilenmiş sanatçıdır. Bundan dolayı da bunların farklı akımlardan etkilendiğini görüyoruz. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır.
15. soru. Sembolizmle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Klasik nazım biçimleri bırakılıp sone, terzi rima gibi nazım biçimleri kullanılmıştır. Doğrudur. Bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Sanat için sanat anlayışı benimsenmiştir. Bu da doğru. Bunu da elemiş oluruz. Şiirde musiki çok önemsenmiştir. Evet, musiki her şeyin önünde görmüşlerdir. Şiirle müziği iç içe düşünmüşlerdir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şiirler anlam bakımından kapalıdır. Evet, yoğun anlatımlı şiirleri daha çok ön planda tutuyorlar. O yüzden bu ifade de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise gözlem ve tasvire çok önem verilerek gerçekler yansıtılmıştır diyor. Arkadaşlar, bu ifade sembolizm akımının değil, bildiğiniz gibi realizm akımının en önemli özellikleridir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu testin de son sorusuna geldik arkadaşlar, 16. soruya. 16. soruda aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur? A seçeneği dursun. John Steinbeck ve Ernest Hemingway naturalizm akımının Amerikan edebiyatındaki temsilcileridir. Bu ifade doğrudur. Her iki sanatçı da Amerikandır ve Amerikan edebiyatında naturalizmi savunmuşlardır. Bunu elemiş oluruz. Şiirleri, romanları ve dramları ile Victor Hugo romantizmin en önemli temsilcilerinden biri olmuştur. Bu da doğru. Cromwell adlı eserinin ön sözünde romantizmin ilkelerini belirlemiş. Hernani adlı oyunuyla da bunu uygulamıştır. O yüzden bunu denemiş oluruz. Lord Byron, Keats, Shelley romantizmin İngiliz edebiyatındaki temsilcileridir. Bu üç sanatçı da İngiliz edebiyatındadır ve romantizmden etkilenmişlerdir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Racine ve Chernev, klasizm akımının tragedya alanındaki temsilcileridir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise Türk edebiyatında sürrealizmi ilk tanıtan Cenap Şahabettin'dir. Tevfik Fikret ve Yahya Kemal bu akımdan etkilenmişlerdir diyor arkadaşlar. Bu ifade yanlıştır. Buraya sürrealizm değil, Parnasizm akımının gelmesi gerekiyor. Çünkü Türk edebiyatında Parnasizmi ilk tanıtan Cenap Şahabettin'dir. Tevfik Fikret ve Yahya Kemal bu akımdan etkilenmişlerdir. Sürrealizmden etkilenen sanatçılar ise Garipçiler ve İkinci Yenicilerdir arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır.